ise Türk siyasi tarihi açısından, ayrıca dünya siyaseti açısından çok örnek olacak bir davranış. Niçin? Bugün ülkenin yaşadığı ağır ekonomik kriz, geçim sıkıntısı, hayat pahalılığı, neredeyse her gün gelen zamlar yüzünden ülkenin iktidar tarafından yönetilemez hale gelişi ve tek adamlık sistemi denilen ucube sistemle her geçen gün savrulan Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği için endişe taşıyan, bu ülkenin birlik, beraberliğini, bütünlüğünü isteyen, Cumhuriyet için, demokrasi için, parlamenter sisteme geri dönüş için, bu ülkede yargı bağımsızlığını ve liyakati tesis etmek için Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'yla 5 siyasi parti liderinin, bunların içerisinde Gelecek Partisi de lideri Sayın Davutoğlu'nun da bulunduğu 6 siyasi partinin aynı masa etrafında toplanması Türk demokrasi tarihi açısından da oldukça önemli. Biz Millet İttifakı olarak yapılacak ilk genel seçimde, ister zamanında yapılsın, ister erken ya da baskın olsun, ilk yapılacak seçimde iktidara geleceğimizi ve ülkeyi bu kötü gidişattan kurtaracağımızı görüyoruz. Ülkenin %99'luk bir kesimi ne yazık ki büyük sıkıntılarla boğuşuyor. Kime dokunsanız bin ah işitiyorsunuz. Emekli geçim sıkıntısıyla, gelen zamlarla maalesef ayın sonunu getiremez hale gelmiş. Bugün en düşük emekli maaşını 2500 lira yaptık diye emekliye lütuf gibi sunan iktidara şunu sormak istiyorum. Acaba iktidar partisi milletvekilleri kendileri 2500 lirayla bir ay geçinebilecekler mi? Yine asgari ücretli maaşını aldıktan sonra gelen elektrik, doğalgaz faturalarıyla ya da evinde kömürle ısınıyorsa kömüre yapılan zamlarla, bugün en temel gıda ihtiyaçlarına yapılan, iğneden ipliğe gelen zamlarla evini geçindiremez hale gelmiş, maaşı tabiri caizse erimiş durumda. Yine tüketti ve biliyorsunuz pandemi döneminde kaderiyle baş başa bırakıldı. Şu anda almış olduğu kredi borçlarını faiziyle ödemek zorunda, günü gelen borçlarını ödeyemez hale gelmiş. Onu bırakın, Bağkur primlerini yatıramaz halde bir esnaf var. Ve pandemi dönemi kapanan esnafların yaklaşık 100 bini yeniden dükkanını açamamış. Bu çok önemli bir rakam ve her geçen gün dükkanını kapatan esnaf sayısı çoğalmakta. Niçin? Çünkü hayat pahalılığı, vatandaşın alım gücünün düşüklüğü, ham madde sıkıntısı, her gün gelen zamlar esnafı artık para kazanamaz hale getirmiş. Tarım politikasına baktığınızda ne yazık ki çiftçiler için de tablo hiç iç açıcı değil. Bugün taban gübresini atamıyor çiftçiler çünkü gübre son derece zamlandı. 26 kiloluk bir gübrenin çuvalı 400 lira olmuş, 26 kilosu. Düşünebiliyor musunuz? O gübreyi nasıl alacak, nasıl tarlasını atacak? 1 lira olmuş yemin çuvalı, insanlar süt ineklerini bile kesime gönderiyorlar. Bugün tarımda, hayvancılıkta can çekişiyor ve tarımsal sulamada kullanılan elektrik faturaları da önümüzdeki aylarda esas çiftçi üretime geçtiğinde onlar gelecek, onları da ödeyemeyecekler. Çünkü elektriğe %127 zam geldi. Bugün normal sade vatandaş evinde artık akşam televizyon ışığıyla aydınlanmaya çalışıyor, lambasını, ampulünü kapatıyor. Dün bir kadın arkadaşımız, ziyaret ettiğimiz bir mahallede artık bulaşık makinesini çalıştırmadığını, elektrik faturası yüksek geldiği için çamaşır makinesini dahi daha az çalıştırdığını ve ampullerini kapattığını, lambalarını kapattığını, televizyon ışığında oturduğunu söylüyor. Yaşlarından kısıntıya geçmiş durumdalar. Böyle bir ekonomik tablonun içerisindeyiz. Öbür tarafa bakıyoruz, gençler geleceğimiz. Atatürk Cumhuriyeti gençlere emanet etti ama gençler işsizlikle, geçim sıkıntısıyla boğuşuyor. Üniversiteyi bitiren pırıl pırıl çocuklarımız KPSS'de yüksek puanlar almasına rağmen sırf iktidar partisinden torpil bulamadıkları için işe giremiyorlar ya da mülakatlarda elemiyorlar. Böyle bir Cumhuriyet tarihinin rekor işsizliğiyle karşı karşıyayız. Bugün KYK borçlarını, öğrenim kredisi borçlarını ödeyemeyen 5 milyonun üzerinde gencimiz var. Yani böyle bir ekonomik tablonun karşısında %1'lik bir kesim var. Saray ve efradı, onlar bir eli yağda bir eli balda yaşıyorlar. Onların vatandaşın geçim sıkıntısından, yaşadığı zorluklardan, hayat pahalılığından, zamlardan bir haber bir şekilde mutlu mesut hayatlarına devam ediyorlar. Kimler? Beşli çete.
her gün verilen hazine garantileriyle her gün bizim cebimizden onların cebine milyonlarca lira para geçiyor. Bakın en basit örneği Zafer Havalimanı Ocak 2022'de verilen yolcu garantisi 109 bin, uçan yolcu 1300 küsur. Ve hazineden sadece Ocak ayı için o müteahhite ödenecek para 8 milyon 900 küsur bin lira. Bir insandır. Onun bu davranışının, bu yönetim şeklinin bugünkü iktidar partisine örnek olmasını diliyorum. Ve hemşerimiz milli kahraman Ali Çetinkaya'yı da bir kez daha saygıyla, rahmetle ve minnetle anıyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasın Sayın Vekil. Ben önce bu nazik ziyaretlerinden dolayı Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Milletvekilimiz Köksal Hanımefendi'ye, değerli belediye başkanlarıma, yönetim kuruluna, ilçe başkanlarıma geldiklerinden dolayı ayaklarına sağlık, kendilerine çok çok teşekkür ederiz. Bundan böyle de bu kapının her zaman kendilerine açık olduğunu ifade ediyorum. Her zaman gönlümüz, kapımız Gelecek Partisi olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne, diğer partilere gönlümüz, kapımız her zaman açıktır. Sayın Vekilim çok güzel konulara temas etti. Türkiye'yi bir tablo olarak çizdi. Bu kaçınılmaz tablodan vatandaşın muzdaripliğini anlattı. Kendisine çok çok teşekkür ederim. Kapında toplandık. Ben önce onların bir araya gelen liderlerimize bu renklerinden dolayı, katılımlarından dolayı, her türlü fedakarlıkları yapıp bir araya gelmelerinden dolayı ülkedeki bu kaosun giderilmesi için taşın altına elini koymalarından dolayı hepsine, bütün liderlerime çok çok teşekkür ediyorum. Altılı bir masa oluştu. Bu masanın altında üstünde bir şeyler aramaya çalıştılar. Yok altında bu vardı, üstünde bu vardı ama kendilerinin altılı masasını hiç gündeme getirmiyorlar. Kendilerinde de bir altı masa var. Bir ayağı bugünkü iktidar, hepinizin bildiği, kimseyi tanımayan, herkesi hor gören bir iktidar ayağı var. İkinci ayağında her şeye karşı çıkan, Anayasa Mahkemesi dahil her tarafı kapatmaya çalışan, bu milleti zelil, zillet, farklı isimlerle isimlendiren milliyetçi, maneviyatçı bir parti var. Üçüncü ayağında bu ülkenin her zaman temeline dinamit koymuş 28 Şubatçılardan hala başörtüsü yasaklarında mihmandarlık yapmış, ezanın Türkçe'ye çevrilmesi için bütün imkanlarını kullanmış ve hala bugün Türklerin eziyet çektiği bir dünya ortamında gülerek seyreden Perinçek ayağı var üçüncü ayak olarak da. Ayak olarak da bu milletin elinin avucundakını devletine vererekten devletini ayakta tutmaya çalışıp fakat devletin İngilizlere, Fransızlara veya farklı yerlere faiz ödeyerek elimizdeki, ayağımızdaki aldığı bütün imkanları, bütün bedellerimizi alan bir faiz çetesi var. Beşinci ayak olarak yolsuzluk çetesi var. Beşli çete var. Masanın beşli çetesi var. Türkiye'nin kanını emiyorlar. Bugün her ihalenin altından onlar çıkıyor. Dün Isparta ışıksız kaldı, onlar vardı. Dün Isparta'da adam öldü soğuktan, onlar vardı. Dün Afyon'da köprü altında şahıslar öldü, onlar vardı. Temelini araştırdığımızda Afyon ihalesini yıllar önce almış olmalarına rağmen hala 4 tane trafoyu yapamayan bir şirket var. Böyle bir ortamda 5. ayağında faizci rantçılar oluşturuyor. 6. ayağını merak ediyorsunuz değil mi? 6. ayakta mektup ayağı, mektup. İmralı ayağı. Dün mektup getirenler bugün bizi bazı şeylerle suçlamaya çalışıyorlar. Bugün eğer bizi bu suçlayanlar yarın bir af çıkarır da Apo hainini çıkartırlarsa şaşmayız. Eğer bugünkü ortamda yarın iktidarı elden bırakmayacağız deyip de o şahsı ev hapsine alırlarsa hiç şaşmayınız. Onun için diyorum ki
herkes kendi önüne baksın. Altı ayak varsa önce kendi ayaklarına baksınlar. Bu milletin istikbali için 5 tane asil lider bir araya gelmiş, arkasından oturmuşlar, bu memleketin kurtuluşu için bazı kararlar almışlar, eteklerindeki taşı dökmüşler, milletin özlem duyduğu, bütün kalpleriyle bir araya gelmesini istediği siyasi partiler bir araya gelmişler. Tebrik edeceğimize, bazı şeyler söylememizi çok çok ayıplıyorum. Bundan vazgeçsinler. Çünkü biz bu milletin istikbali için değil 6 parti, 5 parti bir araya, 10 parti, 20 parti bir araya geliriz. Zamanı geldiğinde bu millet köylüsüyle, şehirlisiyle, çoluğuyla, çocuğuyla, kadınıyla bu millet ayağa kalkar. O devir gelmiştir. O devir şu anda vardır. Yarın ayağa kalkarsa kimse karşımızda duramaz. Onun için ben hepinize teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, var olun.